Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün üç arkadaşımla birlikte yurtta kalmak mı, evde kalmak mı bunu tartışacağız. Ben Melike, ikinci sınıfa geçtim. Normal şartlarda bir yıl boyunca yurtta kalmam gerekiyordu. Çünkü Erzurum'da yaşıyorum. Ama Covid'den dolayı yarı dönemde eve geri dönmek zorunda kaldım. Ve bir dönem boyunca yurt tecrübem oldu. Siz de kendinizi tanıtın isterseniz sonra tartışmaya başlayalım. Ben de Muhi. Normalde Ankara'da yaşıyorum ama okula başladığımdan beri 2 senedir Bilkent yurtlarında kalıyorum. Ben de Kaan. Ben de Ankara'da yaşıyorum. Ben de işte okula geçen sene başladım ve bir yıldır evde kalıyorum. Aile evinde kalıyorum. Herkese merhaba. Ben de Gamze. Ben de normalde Zonguldaklıyım. Bilkent'i kazanınca Ankara'ya geldim. Ben de yaklaşık 2 senedir yurtlarda kalıyorum. Tabii Covid'den kaynaklı olarak da yurtlarımız kapandıktan sonra ben de Zonguldak'a döndüm. Şimdi dikkatimizi çeken şey şu ki Mohi Ankara'da yaşamasına rağmen yurtta kalıyor. Neden Mohi? Yani neden böyle bir karar verdin? Benim birçok sebebim vardı yurda gelmek için ama öncelikli sebebim evimin uzak olmasıydı. Arabayla bile trafik falan 1 saat buluyordu okula gitmem ki bu 8.40 dersleri için çok zor bir durum oluyor. O yüzden ben yurdu seçtim. Ya bu çok doğru. Ben de mesela hani 8.40 derslerini yurtta olduğum için fakülteyle arasında 10 dakika bir mesafe var. Birazcık da geç Aynen. giderek hani 8.30'da kalkıyordum 8.40 derslerini. Ondan dolayı yurdun mükemmel bir avantajı var bu konuda bence. Yani şöyle bir dipnot geçmek istiyorum arkadaşlar. Yani eğer ki yurt mu evi diye arada kaldıysanız şu an. Yani Muhin'in dediği çok doğru ama eğer ki eviniz yakınsa da yani benim mesela şahsen yakın işte 10 dakika falan sürüyor. Yani çok bir sıkıntı çekmiyorsunuz ulaşım konusunda. Hani yine illaki yurttaki birine göre daha erken uyanmanız falan gerekebilir. Ama yine halloluyor yani. Yani ben şöyle demek istiyorum. Ben de yurtta kalıyorum ki benim yurdum Bilkent'te kampüse en yakın olan yurt. Ve hani şöyle söyleyeyim size faydası cidden çok fazla. Atıyorum mesela öğle arasında bir şey unutuyorsunuz, yurdunuza istediğiniz gibi gidebiliyorsunuz. Uykunuz geliyor gidebiliyorsunuz. Sabah erken kalkmak zorunda değilsiniz. 8.40 dersen 8.30'da yurttan çıksanız yetişiyorsunuz zaten. Hani o yüzden yurdun faydaları çok farklı bana kalırsa. O uyku konusunda çok hak veriyorum bu arada. Çünkü ben bir dönem hazırlık okumuştum. Ve hazırlıkta işte hazırlık okursanız zaten göreceksiniz. Şöyle bir saçmalık var. Öğle araları çok uzun. Yani 3 saat falan öğle arası oluyor. Arkadaşlarım çıkıyordu işte gidiyordu. Yurtta işte uyuyordu falan filan. Ben yani 3 saat çimlerde oturuyordum yani. O konuda cidden hak veriyorum Aynen. yurtta kalan. Bu arada bir Aynen. şey Bir de diyeceğim. ayrıca şey de var mesela hazırlıkta. Dersleri hiçbir şekilde geç kalmamanız gerekiyor. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Hani yurtta olduğunuzdan dolayı hani birazcık uyuyakalsanız bile koşsanız yetişiyorsunuz zaten derse. Ama tabii eve olanlar için aynı şey o kadar geçerli olmuyor. Trafik çok oluyor okulun girişinde özellikle. Kaan çok daha iyi bilir bunu zaten. Maalesef hani bazen 8.40 dersleri oluyor. İnsanlar öyle bir trafik oluyor ki trafikten dolayı gelemiyorlar. Okulda bir de park yeri sıkıntısı oluyor. Okulda park Onlardan. evet. Okulda park yeri sıkıntısı özellikle hazırlık tarafında çok fazla oluyor. Yani atıyorum yani ders zaten 10 dakika önce bir kampüse girmeniz iyi olur. Çünkü park yeri bulunamayabiliyor falan bazen o evet biraz sıkıntı olabiliyor. Yani ders saatinden 10 dakika önce kampüse gireceksiniz. Ben Aynen ders saatinden 10 dakika önce uyanırken. Mükemmel. öyle. Ama şimdi şöyle bir durum var. Hani bazılarında şunun rahatlığı oluyor. İşte nasıl olsa yurtta kalıyorum. 10 dakika önce uyanırım, yetişirim oluyor. Ama işte öyle olunca da işte geç kalmalar falan oluyor. Ama onu yapmazsınız Yani sorumlu bir öğrenciyseniz Bunu yapmış yapmazsınız bir tabii. insanım ben. 2 senedir de yapıyorum. Bazen direkt dersi kaçırıyorsunuz. Hocalar almıyor Tabii. sizi. Ya Ama aynen orası da yapmayın. ayrı. Hani yurtta olunca o uyku size çok bir tatlı geliyor evdekine oranla. Çünkü evde mesela ailenle beraber yaşıyorsan annen baban seni uyandırıyor sonuçta. Ama yurtta bütün sorumluluk sende olunca bir uykun geliyor. Hadi bir dersten bir şey olmaz. 2 ders, 3 ders gidebiliyor yani. Bu Ama çok şöyle doğru. bir kısmı da var. Hani ben CS okuyorum ve lablara gitmemiz gerekiyor. Bazen projelerimiz oluyor ve geceleri labın imkanlarını kullanmak çok iyi oluyor. O yüzden ben labdan 5'te çıktım gece 5'te. Sonra gidip yurtta uyuyup hemen 8.40 dersime yetiştiğim de oluyor. Bu evde biraz zor olabilir tabii. doğru. Şöyle Tabii ki. aracınız varsa en istediğiniz saatte eve gidebilirsiniz. Onu da geçtim. Hani şeyler de oluyor bir sürü. Atıyorum gece 5'te laptan çıktın. İsterseniz binada falan uyuyabiliyorsunuz yani. Bunu yapan çok kişiler de var. Sabah erken uyanmanın yanı sıra şey de var. Gece çok güvenlikli olması da var. Yani mesela bir kız olarak Aynen. düşünüyorum ben. Normal şartlarda Ankara'da 12'de toplu taşımı kullanmaktan çekinirim. Yani çekiniyorum gerçekten özellikle bu dönemlerde. Ama mesela
yurtta kaldığım için zaten kampüste olan kütüphanede 11.30'a kadar işte işlerimi yapıyorum. Ondan sonra 11.30'dan sonra yurduma Tabii. rahat rahat yürüyerek gelebiliyorum hani ve hiçbir Aynen. şekilde güvenlik açısından problemim olmuyor. Bu Aynen. bundan Hatta dolayı çok özellikle önemli. evet, final döneminde falan mesela kütüphane çok daha geç saatlere kadar açık oluyor. Hani istediğiniz kadar çalışabiliyorsunuz da. Ve sonra zaten kütüphanenin önünde bir sürü insan da oluyor. Yani her yer aydınlık bir şekilde. İstediğiniz gibi rahat bir şekilde yurdunuza gidiyorsunuz, yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz. Hani o kütüphanenin bence yararı çok fazla yurtta kalanlar için. Ama tabii kendi aracınız varsa orası ayrı bir konu. Ama kendi aracınız yoksa sıkıntıları da mevcut bence. Yani şimdi bu kadar iyi taraflarını saydık, avantajlarını saydık yurtların ama yeni dönemde bir gerçek var ve uzun süre peşimizi bırakmayacak gibi gözüküyor. Covid-19 gibi bir virüse karşı karşıyayız. Bundan dolayı yurtlar biraz tehlikeli olabilir. Hani temizlik konusunda biraz konuşalım isterseniz. Bu evet buna hak veriyorum çünkü bir arkadaşım var. Hatta birkaç tane arkadaşım var. Geçenlerim yurtta kalmışlardı. Hatta ikisi de Muhi gibi Ankara'da oturmalarına rağmen yurtta kalmışlardı. Yurtta kalıyorlardı. Ama şimdi sırf Covid'den dolayı işte güvenemediler. Hem kampüsteki işte kampüs ortamına hem de işte yani o yurtların içindeki ortama. Dolayısıyla onlar mesela evde kalmayı tercih etti bu dönem. Evet, ben de o zaman hani yurttaki temizlik nasıl oluyor, neler var, ortak alanlar neler, onu sayayım size. Tabii. Şöyle, odalarımız haftada bir temizlikçi ablalar tarafından temizleniyor. İki haftada bir de çarşafları değişiyor. Eğer yurtta verilen çarşafları kullanacaksanız. Banyo ve mutfak bu zaten günlük olarak temizlenen. Hatta iki kere de temizleniyor mutfağımız. Evet, bir Mutfağın sabah bir durumuna göre. akşam giriyorlar. Evet. Evet. Temizlenen bir ortam var. Onun dışında dediği gibi katlarda şu an örneğin benim yurdum 77. yurt ve her katta bir mutfak ve ortak kullanılan tuvalet ve banyo var. Önceden diğer katlar arası arka merdiveni kullanarak geçiş vardı ama bunun yasaklandığını söyleyen bir mail geldi bize. Biz artık diğer katların mutfağını ve tuvaletini kullanamayacağız. Bu da alınan bir önlem. Aynı zamanda ben şey de görmüştüm kaldığım zamanlarda. Bazı insanlar odasının temizlikçi ablalar tarafından temizlenmesini istemiyordu ve kendisi temizliyordu. Eğer sizin de hani temizlikçi ablalar da çok geziyor, herkesin odasına giriyor, benim odama girmesin gibi bir endişeniz varsa temizliğinizi kendiniz yaparak kendiniz önleminizi alabilirsiniz. Bir De Aynen öyle. Mohi deyince aklıma geldi. İşte mutfak falan ortak alanlara bahsederken aklıma geldi. Şöyle bir durum var. Evin bana sorarsanız en büyük avantajı. Ama bu bir tek aile evine özel bir avantaj. İşte mesela yemek konusunda çok sıkıntı çekmiyorsunuz. İşte sağ olsunlar anneniz babanız size bu konuda çok yardımcı oluyor. Aynı şekilde yemek gibi işte ne bileyim çamaşırlar falan olsun. İşte bu tarz mesela siz çamaşırlarınızı her yurdun herhalde kendi çamaşır şeyi var mı? Emin Aynen, her değilim. yurdun çamaşırhanesi var. Bir de bir şey daha ekleyeyim kısaca. Atıyorum mesela çamaşırlarınızı yıkamak istemiyorsunuz, üşeniyorsunuz ya da vaktiniz yok. Okulun Bilboş diye bir tane yeri var. Çamaşırlarınızı oraya götürüyorsunuz, onlar yıkıyorlar ve size istediğiniz şekilde isterseniz ütüleyip, isterseniz hani normal direkt katlayıp koyup veriyorlar size. Tabii kan devam Ücretli mi edebilirsiniz. orası? Evet, ücretli. Ya Ama tamam yine. yurtlarda da ücretli. Bunu da araya Öyle mi? atmış Oo, ben olayım. onu bilmiyorum. Evet. Sadece Ya evde çamaşır bedava ücreti diyorum. arkadaşlar. Ben bunu söyleyebilirim. Evde çamaşırlar bedava yıkanıyor. Tabii şimdi ayıp olmasın duymasınlar ama. Yine ayrıcalığı var yani elinde. Ama şöyle bir durum da var. Yurtlarda yemek pişiriyorsunuz, bunu arkadaşlarınızla yapıyorsunuz ve çok güzel bir arkadaş ortamı yakalıyorsunuz açıkçası. Ben birçok arkadaşımı yurttan edindim. Evet. Artı olarak ben yurt ortamında bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. İnternet. Ki dönemimizde internet çok büyük bir önem kazandı sizin de bildiğiniz üzere. İnternet konusunda Bilkent çok iyi. Hem yurtların her odasında internet var, kampüsün her binasında internet var, kütüphanede var, her yerde var. Hani bunun faydası çok fazla. Ama mesela evlerde aynı şey geçerli değil bana kalırsa. Bazen yavaş olabiliyor, evde internete yüklenen çok fazla insan olabiliyor. Ya arkadaşlar bir de ben şimdi hep evi savundum ama evi savunurken hep aile evi üzerinden savundum. İşte dedim ne bileyim yemekler işte sıkıntı olmuyor falan ama şöyle bir durum var. Şimdi birçoğunuz ayrı bir eve çıkmayı düşünebilirsiniz tek başınıza veya bir arkadaşınızla. Ki böyle yapan da çok arkadaşım var. Mesela yine kampüsün yakınlarında Bilkent 3 taraflarında eve çıkan arkadaşım var. Ya mesela o ya bana sorarsanız arkadaşınızla eve çıkmak çok güzel bir şey. Yani en azından kulağa çok güzel geliyor ama bunda çok zorlukları olabiliyor. Yani işte bütün yemektir veya evin masrafıdır falan filan bu tarz bütün şeyler sizde oluyor. Ve eğer ki yine ayrı eve çıkacaksanız
Yani bu evin kampüse yakın olması bence şart. Çünkü ulaşımda sıkıntı Kesinlikle. Olabiliyor. Ama benim eklemek istediğim şöyle bir şey var. Bilkent'in yakınlarına zaten Bilkent 1, 2, 3 siteleri var. O sitelerde şöyle bir şey, fiyatları çok uygun değil tabii ki. Hani o sitelerden mesela arabayla ya da hani otobüsle geçiş rahat olabiliyor. Ama tabii otobüslerde de her saatte bulamıyorsunuz. Hani dersiniz var mesela, erken çıkmanız gerekiyor, bir şeyler oluyor. Onu her zaman ayarlayamıyorsunuz. Hani o yüzden bence ring duraklarına yakın yerlerde ev tercih etmeniz daha mantıklı oluyor. Bunların arasında zaten bir tanesi Bahçeli var, diğeri Tunus var. Onun dışında Kent Park Cepa tarafından alan da ringler var ama o taraflara yakın evler çok fazla yok. Hani yine başka bir araç daha kullanmanız gerekiyor oralara ulaşım sağlayabilmek için. O yüzden de eğer Bilkent'e çok uygun gelmiyorsa ya da baktığınız evleri beğenmediyseniz farklı seçeneklerinizin olduğunu da düşünmeniz gerekiyor. Hani bunların arasında daha demin saydığım yerler mevcut. Şimdi yurt arkadaşlığı bir de ev arkadaşlığı dedik. Siz peki yurt arkadaşlığı ve ev arkadaşlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle düşünüyorum. Yurt arkadaşlığı bana kalırsa çok önemli bir şey. Hani bir insanla beraber kalıyorsunuz, çok fazla şey paylaşıyorsunuz. Gece beraber yatıyorsunuz, sabah beraber kalkıyorsunuz. Hani bunlar bence çok önemli şeyler. Ve atıyorum mesela ileride bir eve çıkmak istiyorsunuz. Ve eve çıkmak için de bir yurt arkadaşınızın, yani yurt arkadaşı değil de bir arkadaşınızın olması lazım. Ve bir kente geldiniz, kimseyi tanımıyorsunuz. Eve çıkmak istiyorsanız mesela beraber kaldığınız birisiyle daha rahat edersiniz mantıken. O yüzden ilk birkaç sene yurtta kalıp, bu olayı deneyimleyip, kendinize kim daha uygun olduğunu bulup, ardından da eve çıkmak bana daha mantıklı geliyor. Tabii ama şöyle bir durum da var. Oda arkadaşlarınız her zaman sizin istediğiniz gibi gelemeyebiliyor. Sıkıntılar ki. Yaşayabiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. İlk odanızı seçerken arkadaşlarınızı numarasını vererek, ID'lerini vererek oda arkadaşlarınızı seçebiliyorsunuz. Ya da onlarla devam da edebiliyorsunuz. Veya diyelim ki bir sıkıntı yaşadınız oda arkadaşınızla ve bu sıkıntıya dayanamıyorsunuz artık. Yurtlar Müdürlüğü'ne başvurarak oda arkadaşınızın değişmesini rica edebiliyorsunuz. Ama bu durumda şöyle bir şey oluyor. Eğer birisinin değişmesini istiyorsanız ya boş bir odada onun geçebilecek yer olması gerekiyor ya da birisiyle değiştirebilmeniz ve bu değişime iki tarafın da onay vermiş olması gerekiyor. Bir de kendi odanızın değişmesini isteyebilirsiniz. Tabii ki de o gitsin değil de ben gideyim diyebilirsiniz. Öyle bir yardımda da bulunabiliyorlarsa. Bilkent yurtlarının hani bir avantajından daha bahsedeyim bu konuyla ilgili. Gerçekten arkadaş konusunda hiçbir problem çıkarmıyorlar. Daha doğrusu ben hiç duymadım problem çıkardığını. Şöyle ben Bilkent'in lisesinden mezun oldum ve oradaki birçok arkadaşımla Bilkent Üniversitesi'ne geldik. Dolayısıyla benim hani oda arkadaşlarım hazır gibi bir şeydi. Ben iki oda arkadaşımı da liseden tanıdım, en yakın arkadaşlarımdı. Kayıttayken hemen son istasyonda yurtlarla ilgili kısma geldiğinizde direkt kalmak istediğiniz kişinin adını veriyorsunuz. Yani numarasını o zaman bilmediğiniz için ilk kayıtta adını veriyorsunuz. Onlar her şeyi ayarlıyorlar ve mesela atıyorum yurtta herhangi başka bir problemle karşılaştığınız zaman da Yurtlar Müdürlüğü sizi her zaman dinliyor. Bizim ilk gittiğimiz zamanlarda hani bahsettiğim internet problemi vardı ya, ilk gittiğim zamanlarda internete bağlanamıyorduk, yani bir saçma bir durum vardı. Uğraştık, hani konuştuk. Bilkent Yurtlar Müdürlüğü de her şekilde yardım etmeye çalıştı. Bir problem olduğu zaman hiçbir şekilde sizi mağdur etmiyorlar. Bu konuda da gönlünüz rahat olabilir. Tabii yurtları bu kadar övdükten sonra küçük bir bilgi de verelim. Yurt fiyatları, oda tipleri nelerdir diye. 4 kişilik, 3 kişilik, 2 kişilik ve tek kişilik oda tiplerimiz var. Tabii ki de en ucuzu 4 kişilik. Yaklaşık 2000-3000 arası bir fiyatı var. Ben 3 kişilikte kalıyorum ve 4500 oldu sanırım bu yıl, değil mi Gamze? Evet, evet. Ben de 3 kişilik yurtta kalıyorum. Bu dönem fiyatları böyle oldu. Ve hani şöyle bir şey, Covid döneminde mesela biz yurtlarda değildik tabii ki. Ve Bilkent bize şöyle güzel bir harekette bulundu. Kalmadığımız günlerin fiyatını bize geri iade etti. Ve bir sonraki dönem ödeyeceğimiz yurt ücretinden bunu düştüler. Bu da güzel bir davranış Bilkent tarafından gerçekleşen. Evet. Diğer oda çeşitlerine gelirsek de ikili odalar var. İkili odaların iki çeşidi var. Birincisi bizim gibi ortak lavabo ve mutfak kullanan şeyler. Onların fiyatı da 6000 lira civarında. Diğer ikili odada 81 ve 82. yurtlarda. Onlar zaten yeni kuruldu. Burada lavaboyu ve mutfak ortak, lavabonuz kendi odanızda oluyor. Yani iki kişi kullanıyorsunuz sadece.
Covid hakkında bir şüpheniz varsa belki o odayı da seçebilirsiniz. Ama onların fiyatı da tabii ki de yükseliyor ve dönemlik olarak 9.000 oluyor. Daha da private bir oda isterseniz 69 ve 70. yurtlarda da tamamen kendi mutfağınız ve gerçi mutfağı bir kişiyle paylaşıyorsunuz. Ama bir kişiyle. Kendi banyonuzun olduğu kocaman suite otel odası gibi bir odalar var. Ama fiyatı da tabii ki de ona göre değişiyor. 16 bin lira dönemlik. Bunları da tercih edebilirsiniz. Ya bir de şöyle bir durum var. Hani yurtlar böyle böyle güzel ama şöyle bir riski var. Yani yurtlarda sigara ve alkol bulundurmak kesinlikle yasak. Dolayısıyla yani eğer ki yani bulundurursanız ve bu fark edilirse disiplin hatta uzaklaştırma cezası bile alabiliyorsunuz. Yani buna dikkat etmeniz gerekiyor kesinlikle. Şimdi biz yurtlar ve ev hayatını anlatan birazcık daha detaylıca inceleyen küçük bir sohbet ettik hep beraber. Sizlerin peki bu konuşmalar sonunda hala yurtta kalmak isteyen arkadaşlarımız için verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir Mohi ve Gamze? Sonra ben de biraz eklerim zaten. Tamam. Ben başlayayım. Şimdi şöyle, sizin zaten yurdunuzda bir tane kendinize ait bir tane gardırobunuz, bir tane de buzdolabınız var. Ortak kullandığınız bir buzdolabınız var. Şimdi bu konularda bir kere kesinlikle yanınıza fazlasıyla askı getirin derim. Çünkü Ankara soğuk bir yer ve bir sürü montunuz oluyor. Montlarınızı koymanız gerekiyor. Ki hatta artı olarak da duvara monteli askılar oluyor ama çiviyle kesinlikle değil, yapıştırma olanlar. Bunları da getirmenizi tavsiye ederim. Çantanız olur, ıslanır, bir şey olur. Onları koyarsınız çünkü odalarınızda çok fazla kalorifer yok. 3 kişilik odada bile sadece 2 tane kalorifer var. Artı olarak söyleyebileceğim şeyler şunlar. Kesinlikle zaten tabaklarınızı, çatallarınızı, bıçaklarınızı getirin. Eğer diyorsanız ki ben yıkamaya üşeniyorum, plastik alın her seferinde. Ama tabii çevre dostu olmamız gerektiğinden dolayı da birazcık öyle şeylere çok başvurmayalım. Artı olarak şöyle, mesela sabahları yiyecek, içecek, hani derse gitmeden önce bir şeyler yiyeyim, atıştırayım, edeyim diyorsunuz. Bir sürü kompleks vesaire, o tarz şeyler alıyorsunuz. Onları odanızda çok fazla koyacak yerleriniz olmayabilir. O yüzden de buzdolabınızın üstüne küçük, hani marketlerde satılan böyle raflar vardır ya, böyle üst üste koyduğunuz. Onun üstüne işte mesela çaylarınızı, kahvelerinizi, her şeyinizi koyabilirsiniz. Onları getirebilirsiniz. Eğer çok kahve seviyorsanız kahve makineniz olabilir, kettle'ınız olabilir. Çünkü kettle'da şöyle oluyor, sadece mutfakta bir tane veya iki tane kettle oluyor ve onlarda hani şimdi herkes kullanacak COVID döneminde. Bence kendi kettle'ınızı getirmeniz bana kalırsa daha mantıklı. Onun dışında artı olarak kesinlikle çok önemli bol bol tuvalet kağıdı ve kağıt havlunuz olsun. Çünkü bazen tuvalette bitmiş oluyor. Hani oradaki temizlikçi ablalarımız mesela sabah geliyor, öğle saatinde olmuyor bazen, hani olamayabiliyor. Onlar da önemli. Son olarak duşa, banyoya gidiyorsunuz mesela. Orada eşyalarınızı direkt koyabileceğiniz yerleriniz yok. Ortak alanlara öyle tuvalete veya banyoya bir şey koyamıyorsunuz. Yanınıza bir tane küçük bir sepet getirin. Sepetin içine duş yerlerinizi, havlularınızı falan koyabilirsiniz. Onu da ekleyebilirim. Onun dışında şu an söyleyebileceğim başka bir şey yok. Mohi, sen neler eklemek istiyorsun? Vallahi çok ilginç. Bunu bahsettiğim bazı şeyler benim yurdumda var çünkü. Yazıyor yok, 51'e gitmeyin. 50. milyon. Evet arkadaşlar. Ya her yurtta bazı şeyler olmayabiliyor. O yüzden hani kesinlikle her şeyinizi getirin. Hiçbir eksiğiniz olmasın. Temizlik eşyalarını özellikle şimdi COVID olacak. Kendiniz temizlemek istiyorsanız ona göre de eşyalarınızı alın bence. Hani şöyle de yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ortak da alışverişlerinizi yapın zaten. Temizlik konusunda da ortak yapabilirsiniz. Size de hem bütçeniz açısından çok daha rahatlık sağlar. Evet. Şimdi benim eklemek istediğim şeylere gelirsek de Gamze'nin dediği gibi bazı şeyler var, bazı şeyler yok. Özellikle şuna dikkat edin. Çamaşırlarınızı yıkadıktan sonra asacak tellerde genelde herkes astığı için o teller dolu oluyor. Kendi telinizi getirmenizi öneririm size. Gamze'nin odasında yokmuş ama bizim odamızda buzdolabının üstünde raf var. 77'de ve 90'da ben bunu gördüm. O yüzden hani odanıza bakıp ona göre alın bence. Öyle şeyler bazen gereksiz olabilir. Onun dışında kesinlikle bir kilit alın yurt mutfaklarınız için. Çünkü kesinlikle. Eşyalarınız çalınıyor veya kullanılıyor. O yüzden buna dikkat edin. Bir de evinizden, diyelim ki şehir dışından geliyorsunuz. Böyle anneniz bir şey yaptı, buzluğa koymak için getiriyorsunuz. Buzluklarımız bazen çok dolu olabiliyor. Bunu da aklınıza bulundurarak getirin.
Başka bir şey söylemek gerekirse, bu arada elektronik cihazlar aslında yurtlarda bulundurulması yasak. O yüzden eğer kendi kettle'ınızı getirirseniz odanızda çok ortalıkta bırakmayın. Uzatma kablonuzu getirmeyi unutmayın arkadaşlar. En önemlisi. Uzatma kablosu. En önemlisi. Çünkü şöyle evet. Masalarınızın yanında birer tane şey oluyor, ikişer tane piş mi? Priz oluyor. Priz oluyor ama bu size katiyen yetmiyor. Hatta yatağınıza çekmek istiyorsunuz bazen. O yüzden kendi uzatma kablonuzu unutmayın. Aynen. Bir de artı olarak benim söyleyebileceğim bir şey var. Her yurtlarda masa lambası olmuyor ya da masa lambaları istediğiniz kadar aydınlık göstermiyor size. Kendi masa lambanızı da getirin bence. Faydası olur ders çalışırken özellikle. Hani çünkü o daha hani rahat edersiniz en azından. Onu da göz önünde bulundurabilirsiniz. Zaten ikiniz benim aklımda olan birçok şey söylediniz ve sana da kalan sadece bir şey kaldı. Onu da ben ekleyeyim. Sonrasında da kapatalım yavaş yavaş videoyu. Benim çok şey dolapların içerisinin dizaynını çok beğenmiyorum ben. Yani çok kullanışlı değil bence. Ondan dolayı dolap içi organizerler alabilirsiniz. Yani böyle küçük küçük ne bileyim raflar olabiliyor. Küçük kutular oluyor içinde mesela çoraplarınızı falan koyabileceğiniz. Bunlara evet. Bakabilirsiniz. Benim de ekleyebileceğim son şey buydu. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bilgilenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Aklınızda hala takılan bazı şeyler olsa, bazı sorular olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Veya biz zaten açıklamaya bize ulaşabileceğiniz sosyal medya hesaplarımızı da bırakırız. Bize mesaj atmaktan asla çekinmeyin. Çünkü rahat insanlarız. Yani hoşumuza gider hatta sorularınızı cevaplamak. Evet. Bu şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşürüz.